EYT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. Şimdi haberler. 18 Mart şehitleri anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 99. yıl dönümü münasebetiyle Karadeniz Ereğli Belediyesi, Karadeniz Ereğli Sanat Kurumu Derneği ve Gazi Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği ortak bir anma programı düzenledi. Bu yıl ilk defa Alemdar Meydanı'nda gerçekleştirilen ve yoğun katılımla yaklaşık 2 saat süren program büyük takdir ve beğeni topladı. Anma programına Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekilleri Profesör Doktor Mehmet Haberal ve Ali İhsan Köktürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı İbrahim Çay, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Halil Fırat ve İlçe Başkanı Hayrettin Kartal, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, Türkiye Harp Malulu Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, dünyaca ünlü ressam Hikmet Çetinkaya, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Anma programı Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Alemdar Gemisi gövdesine isimleri yazılan Karadeniz Ereğli, Çanakkale, Kıbrıs, Kore ve terör şehitlerinin manevi huzurunda gerçekleştirildi. Karadeniz Ereğli Sanat Kurumu Başkanı ile Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atılay Durmaz Demiroğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Hepinizin bildiği üzere Çanakkale Zaferi Türk ve dünya tarihinde dönüm noktalarından biridir. Bu savaşta ve tarihimizin tüm savaşlarında şehit olan ve kanlı akan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyoruz. Bu töreni buradan Alemdar Gemisi'nin yanı başından ve içinde gerçekleştirmemizin asıl sebebi, İstiklal Savaşımızın bu kahraman gemisinin Çanakkale Savaşı ile doğrudan ilgili oluşundandır. Demiroğlu, sanat kurumu olarak Çanakkale, Milli Mücadele, Kıbrıs, Kore ve terör şehidi Karadeniz Ereğlilerinin isminin yer alacağı bir anıtın düzenlenmesi için Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne teklif götürdüklerini söyledi. Kendimizin şehitlerin isimlerini yaşatmak bir tarih ve vatan borcudur. Bizler de kent konseyi olarak Sayın Belediye Başkanımıza şehitlerimizin künyelerinden oluşan bir taslak şehitlik projesi sunduk. Sayın Başkanımız bu projenin hazırlanması isteğiyle teknik ekibine iletti. Önümüzdeki günlerde Ereğli'mizin tüm şehitlerinin künyelerinin sergilendiği bir şehitlikte ülkemize bir imza atar. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılını bu şehitlikte anarsak şehitlerimizin de gazilerimizin de ruhları şad olacaktır. Ayrıca törende canlı yağlı boya tablo performansı sergileyen, özellikle de Çanakkale'de yetişen gelincikleri resmetmesiyle dünyaca ünlü ve pek çok müzede eseri bulunan tanınmış ressam Hikmet Çetinkaya da bir konuşma yaparak, sergi amacıyla daha önce bulunduğu Kanada'da Gelibolu'dan getirilen eserlerle kurulmuş müze gördüğünü, bunun kendisini çok duygulandırdığını belirtti. Bir etkinlik yaptık. Etkinlikte 8 tane eseri törenle müzeye verdik. 60 dakika başlıyor. Müzeden ettikten sonra beni müzeyi gezdiriyorlar. İşte gelin müzemizi gezin. Otorör müzeyi. Şimdi müzede ilk girdiğimizde bir paraşütle atlayan bir askerin üniforması var. Ve imzalamışlar. Edward imzalamış. Jean imzalamış. Mehmet imzalamış. Ahmet. Nereden bunlar, bu kadar silah, ayakkabı, posta, nereden size geldi? Gelibolu'dan geldi size. Gelibolu'nun ve Gelibolu'daki savaştan sonra elde ettikleri dokümanterlerle müze kurmuşlar. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik ise törendeki konuşmasında şunları ifade etti. Elimizden geldiğince bizden sonra gelecek nesillere Türkiye gerçeğini, Yüce Atatürk'ü, şehitlerimizi, Çanakkale'yi, İstiklal Savaşı'nı ve her türlü anımızı onlara nakşetmeye çalışıyoruz. Onlara aktarmaya çalışıyoruz ki şehitlerimiz, gazilerimiz unutulmasın diye. Ereğli Belediyesi
bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak çalışmalar yaparak bu ulvi değerlerimizi unutmamak ve yaşatmak için çalışıyor. Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen törende Karadeniz Ereğli TET Koleji bandosu eşliğinde söylenen İstiklal Marşı'nın ardından Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'na bağlı saygı kıtası tarafından saygı atışı yapılırken bazı şehit ve gazi yakınlarına da teşekkür plaketi ve çiçek verildi. Törenin son bölümünde ise Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, Erdemir Güzel Sanatlar Lisesi ve Karadeniz Ereğli Sanat Kurumu Derneği'nin seslendirdiği Çanakkale ve Ereğli Türküleri eşliğinde sahnede Çanakkale Savaşı anısına bir yağlı boya tablo yapan Hikmet Çetinkaya, tabloyu Alemdar Müze Gemisi'ne sergilenmek üzere Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Atılay Durmaz Demiroğlu ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baki Kara'ya teslim etti. Karadeniz Ereğli'de Kora Gazisi Turhan İnan'ın oğlu Turgut İnan bugün Zonguldak Araştırma Hastanesi'nde vefat etti. Evli ve bir çocuk babası Turgut İnan'ın cenazesi Bozani Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yoğun katılım olduğu gözlenen cenaze törenine Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç, AK Parti Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, TED Karadeniz Ereğli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bozkuş, Atatürkçü Düşünce Derneği Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Emin Semih Özkök, Karadeniz Ereğli Sanat Kurumu Derneği Başkanı Atalay Durmaz Demiroğlu, Askeri Erkan, Gaziler, bazı belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. İnsanların gazi ve yakınlarına karşı daha duyarlı olmalarını beklediğini ifade eden Karadeniz Ereğli Bölge Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Yalçın Enç, mezarlığa giderken Gazi Turhan İnan'ı da makam arabasını alarak teselli etti. ERT Televizyon ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Türkiye Harp Mağlulları Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şubesi bugün ICE-T alışveriş merkezi üzerinde bulunan yeni dernek ofislerine taşındı. Türkiye Harp Mağlulları Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen, ICE-T AVM üzerindeki yeni dernek ofisine bugün itibariyle taşındıklarını söyleyerek şöyle konuştu. Çanakkale Savaşları'nın 99. yılı münasebetiyle vatanın birliği, bölünmez bütünlüğü uğruna, ölümü, ölmeyi içe sayan aziz şehitlerimize o gün kolunu, bacağını, gözünü, kulağını kaybeden ama bugün aramızda olmayan kahraman gazilerimize, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diler. Allah bize bir daha böyle büyük acılar göstermesin, dileklerimi arz ederim. Demirdüyen, 2013 yılı Ağustos ayının 15 itibariyle şehit ve gazilerin özlük ve sosyal haklarında değişiklikler olduğunu hatırlatarak şunları ifade etti. Malum olunduğu üzere 2013 yılı 8. ayın 15'i itibariyle şehit ve gazilerimizin özlük ve sosyal haklarında değişiklikler oldu. Statü alamayan, evlatlarını asker ocağında kaybetmiş, şehit ailelerine maaş bağlanmış, kardeşlerine iş hakkı sağlanmış, bu yıl içerisinde yine maaşlarına bir iyileştirme daha yapılmıştır. Kısmen şehit ailesi rahatlatılmıştır. Mağlul gazilerimize aynı tarihten geçerli olmak üzere maaş ve sosyal haklar sağlanmış. Gazinin kendisi 45 yaş altı işe girme hakkı verilmiş. Bir sefere mahsus yaş haddi kaldırılmış, maaşlarında iyileştirme yapılmıştır. Açıklamasında şehit ailelerinin serbest seyahat için kullanabildikleri kartlarının henüz verilmediğini belirten Demirdüyen konuşmasına şöyle devam etti. Bu vesileyle hatırlatmak isterim ki mağlup şehit ailelerinin kartları henüz verilmemiş
olup kartlarının tamamı yeniden düzenlenecektir. Cipli kart olacağı için gecikme olmuştur. Bu kardeşlerimiz 5434 sayılı yasa kapsamında olup hastanelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından tıpkı 3713-2330 sayılı terör yasalarından yararlananlar gibi her türlü haklardan yararlanmaktadırlar. Sadece serbest seyahat kartları geciktiği için verilmemektedir. Kısa zaman içerisinde cipli kartlarla beraber diğer şehit ailelerimiz bu haklara sahip olacaklardır. Yetmez ama evet diyoruz. Eksikler zaman içerisinde giderilecektir. İnancımız tamdır. Buna da inanıyoruz. Kayıp etmeyeceğiz. Bizler eksikleri yasada yeniden uygulanmada hataları tespit ettiğimizde raporlayarak ilgili makamlara taşıyacağız. Elbette ki eksiklikler var. Eksiklikler giderilecektir. Değerli arkadaşlarım, genelde olanları başlıklar altında arz ettim. Eksikliklerle beraber olumlu olumsuz yönleri var. Var da olacak. Ama zamanla tedavi edilecektir. İnancımız bu. Bu inançtayız. Demirdüyen ayrıca yeni hizmet yerlerinin resmi açılışını Zonguldak Valisi Ali Kaban Bey'in katılımıyla en kısa zamanda yapacaklarını ifade etti. Değerli arkadaşlar, malumunuz 7 senedir Atatürk Kültür Merkezi'nde oturuyorduk. Belediyemizce tahsis edilmişti. Buradan belediye başkanımıza bizlere yaptıklarından dolayı, 7 sene bizi orada misafir ettiklerinden dolayı minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Bundan sonraki yerimiz Karadeniz Ereğli ICT üstü 4. kat öğretmen evinin yanında. 65 nolu yerde dernek faaliyetlerimize devam edeceğiz. Burada başta Sayın Zonguldak Valimize, Milletvekilimiz Profesör Doktor Ercan Canlar'a, Karadeniz Ereğli Kaymakamımıza bizlere verdikleri destekten dolayı minnet ve şükranlarımızı arz ediyorum. Bizlere çok sahip çıktılar, sağ olsunlar. Özellikle valimize minnetimizin kat kat olduğunu belirtmek istiyorum. Vesileyle kendisine yaptığı hizmetlere çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Ereğli'de bir kafede çıkan yangın panik yarattı. Sabah saatlerinde sahil bandında bulunan bir kafeden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafenin mutfak kısmında meydana gelen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada doğalgaz ekipleri de olay yerine girerek binadaki doğalgaz hattını kapattı. Diğer yandan aşırı dumandan korunmak üzere gaz maskeleri kullanan itfaiye ekipleri söndürme çalışmasının ardından yangının meydana geliş sebeplerini araştırdı. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammed Ali Ateş, yaptığı açıklamada yangının kafenin mutfak kısmındaki elektrik kontağından meydana geldiğini tahmin ettiklerini belirterek şunları ifade etti. Evet, Atatürk Bulvarı'ndalar kafede elektrik kontağı dediğimiz mutfak kısmında elektrik kontağının küçük çapında yanmalıyor. Kabloları tutuşması ile duman var. Şu anda söndürme işlemi tamamlandı. Soğutma yapıyoruz ve dumanı tahliye edeceğiz. Daha sonra enerjilerle birlikte elektrik hangi akımın veya enerjinin yüksek olduğuna tespiti yapalım. Ona ayrılacağız. Ne kadar hasar var size? Şu an için içeri giremedik, bilemiyoruz. Arkadaşlar girdi. Ama tesisattan komple değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Bolu'da TEM otoyolunda motor kısmı tutuşan bulgur yüklü kamyonet alev alev yandı. Bolu'da TEM otoyolunda motor kısmı tutuşan bulgur yüklü kamyonet alev alev yandı. Araç sürücüsü kendisini son anda dışarıya atarken araç kullanılmaz hale geldi. Olay saat 00:20 sıralarında TEM otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden MA idaresindeki 63YD012 plakalı kamyonet Bolu Dağı tüneli çıkışında motor kısmından itibaren yanmaya başladı.
Sürücü kıvılcımları fark edince kamyoneti emniyet şeridine çekip kendisini araçtan dışarı attı. Yanındaki yangın tüpüyle alevlere müdahale eden sürücünün çabaları yeterli olmadı. Alevler kısa sürede kamyonetin ön kısmını sardı. Kamyonet alev topuna döndü. Olay yerine gelen karayollarına ait itfaiye ekipleri yanan kamyoneti söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili İstanbul İstikameti tünel girişinde yer alan uyarıcı levhalarda trafiğin kapalı olduğu ve araç yangını olduğu konusunda sürücüler uyarıldı. Rampadan aşağı iniyordum. Baş aşağı inişte. Bir kere bir kez konu oradan araç alev almaya başladı. Söndürmeye çalıştım. Bir türlü söndüremedim arabanın içinde. İçinden mi başladı? Evet. Bir kez konu oradan başladı. Yangın tüpü var mıydı araçta? Evet var. Söndürmeye çalıştım. Sönmedi. Diğer araçlardan hiç yardım aldınız mı? Evet aldım, yardım aldım. Hani araçlar getirdi, yardım söndürüldü. Karadeniz Ereğli Kirmanlı Mahallesi sakinleri, İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Çemberi Yardım Platformu'na eşya yardımında bulunarak çalışmalarına destek verdi. Kirmanlı Mahallesi Muhtarı Nurettin Yaman ve azaları Raşit Görgülü, Tacettin Arkan, Melih Arkan, Sevil Öztürk ve Bülent Akçıkese öncülüğünde mahalle sakinlerinden toplanan eşyalar Sevgi Çemberi Hizmet Binası'na getirilerek teslim edildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kirmanlı Mahallesi Muhtar Azası Bülent Akçıkese, mahalle sakinleri olarak Sevgi Çemberi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek şunları ifade etti. Biz mahalle sakinleri olarak Sevgi Çemberi'nin çalışmalarını yakından özellikle takip ediyoruz. Ve gördük ki faaliyetleri de gerçekten çok önemli. Çok burada çalışanlarımız da cefakar, fedakar şekilde çalışıyorlar. Biz de mahalle sakinlerimiz olarak, Kirmanlı Mahallesi muhtarları ve azalar olarak bunlara destek vermek amacıyla bunlara eşya, züccaciye, evden topladıkları ötebelleri analiz ederek kaliteli olarak buraya teslim edip onlara da ihtiyacı olan şeyleri vermeleri açısından yardımcı bulunuyoruz. Bu yardımları bu şekilde yapıyoruz ve devamı da gelecek. Yani bu siyasi arenayla bunun alakası hiçbir zaman yoktur. Hangi dönem olsa olsun biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu Sevgi Çemberi'nden oldukça memnunuz. Bunları nezdinizde de bu çalışan bayanlarımızla canı gönülden tebrik ediyoruz. Ereğli'de yaşayan, işletme mezunu olan 29 yaşındaki Özlem Samat, elinin hamuru ile erkek işine el attı. Sanayi sitesi motor tamir dükkanında çalışan Samat, araçların altına yatıp lastik söküyor, motor bloğu sökerek tamir ediyor. Ereğli'de yaşayan Özlem Samat, Eskişehir Anadolu Üniversitesi işletme mezunu. 4 yıl okuduktan sonra iş bulamayan Samat, Kışla Sanayi Sitesi'nde Murat Usta'nın yanında muhasebeci olarak başlamış. Evet usta. Ancak ilerleyen günlerde arabalara karşı olan ilgisinden dolayı motor tamirciliğine merak sarmış. 2,5 sene önce ustalarına yardım ile başlayan merakı ilerleyen günlerde lastik sökmeye, araçların altına yatarak makas kontrolüne, motor bloğu sökme ve tamirine kadar ilerlemiş. İş yerinin muhasebesiyle birlikte tamir atölyesinde de çalışmaya başlayan Özlem Samat, sanayide de sevilen bir isim olmuş. Ustalarına ve müşterilerine çay da taşıyan Samat, elinin hamuru ile erkek işine karıştığı yorumlarına alıştığını söyledi. Ojeli olması gereken tırnakları yağ içinde olan Samat, ben işimi seviyorum diyerek yaptığı işe verdiği değeri anlatmaya çalıştı. Bu işi hemen hemen 2-2,5 sene oldu başlayalı. Zaten çıraklıkla başladım ben bu işe. Burada sanayimizde bir çıraklık okulu açıldı. Ona da başladım. Şu an zaten oradaki eğitimim de devam ediyor. Bu işin erkeği bayanı yok. Gücüm yettiği sürece bayan olarak da bu işi seviyorum. Zaten benim hani araçlara karşı da bir tutkunluğum olduğu için ben bu işi severek yapıyorum. Sonuçta hani bu
bunun erkeği bayanı diye bir şey yok. İlk girdiğimde zorlandım, evet. Tabii hani kolay değil çünkü bir motora baktığın zaman hani bir bayan olarak anlayamazsın neyin ne olduğunu. Ama ustalarımızın sayesinde bu işi az çok öğrendik. Çevreden görenler tabii tepki, yani sevinerek tepki veriyorlar. Buraya bayan bir grubu gelmişti bir keresinde. Hani kadının yapamayacağı bir iş yoktur gibilerinden bana çok güzel bir tepkiler verdi. Bu da benim hoşuma gitti. İşimi hani severek daha da yapmaya çalıştım. Ve bunu başardım da. Çalışıyoruz. Şükürler olsun, ekmeğimizi kazanmaya devam ediyoruz yani. Ailem herhangi bir şey söylüyor mu derken, tabii sonuçta bir ailedir yani. İllaki onların da tepkisi vardır. Hani kızım sen motor işinden ne anlarsın gibilerinden. Tabii onlar da artık evin tek kızı olduğum için, erkek gibi yetiştiğim için bu şekilde bir tepki vermiyorlar yani. Onlar da severek işine. Muhasebe işleri için girdiği tamir atölyesinde diğer işlere de el atan Samat, yaptığı işi severek yaptığını söyledi. 4 yıllık işletme mezunu olan ancak iş bulamadığı için sanayi sitesinde işe girdiğini kaydeden Samat konuşmasına şöyle devam etti. Mezuniyet durumu, ben üniversite mezunuyum. 4 sene işletme bölümü mezunuyum. Hayat işte bu duruma kadar getirdi. Tabii ülkemizde de işsizlik oranı çok olduğu için elimizden geldiği imkanları da ama değerlendirdik ama değerlendiremedik ama bu duruma kadar geldik. Memnunum işimden yani açıkçası. Neden bu işi tercih ettim? Samat, hiperaktif bir yapısı olduğu için masa başında oturmasını sevmediğini söyledi. Neden bu işi tercih ettim? Ben şimdi diğer bayanlar gibi hani masa başında oturup işte hesap, kitap sadece bunları göremiyorum. Çünkü ben aktif olduğum için yani hiperaktif olduğum için durduğum yerde duramıyorum. Ben şu an bu iş yerinde ama hesap kitap işi, ama motor, ama lastik sökümü gibi işlerimizde bulunduğum için bir şekilde devam ettiriyorum. Yani bir tek hani hesap kitap işi yapmıyorum ben burada. Her türlü işe de koşuyorum, her türlü işimizi de yapıyorum yani. Evet, diğer bayanların ellerinde oje varken bizim ellerimizde gördüğünüz gibi yağ var. Ama ben bundan hiçbir zaman burukluk yaşamadım çünkü ekmeğimi bu eller sayesinde kazanıyorum ben. İş yerinde 24 yıllık usta olan İsa Yılmaz, işe ilk başladığında Özlem Samat'ın bu işi yapabileceğini düşünmemiş. Özlem Samat'ın azimli olduğunu kaydeden Yılmaz, biz sadece hesap işine bakar diye tahmin ederken o lastik sökümü, kriko kaldırma, temizlik ve diğer işlerle meşgul oldu. Bu işi de severek yapıyor dedi. Araba kullanmasını da çok sevdiğini kaydeden Özlem Samat, işten geç çıktığını ve karanlıkta evine gittiği için kendisine ait bir aracı olmasını çok istediğini, bunun için de kendisine destek verilmesini istediğini söyledi. İlk etapta hiç bu işi yapabileceğini zannetmiyordum. Kendisi bayağı bir azimli. Yani biz sadece hesap işine bakar diye tahmin ederken o lastik sökümü, kirpi kaldırma, temizlik, bayağı bir işlerde kendisi meşgul oldu. Yani bu işi de seviyor yani. Ne bileyim, başarılı bu iş konusunda. Bir kendi aracım yok. Yalnız tek hayalim bir araç sahibi olmak kendime göre. Çünkü buradan çalıştığım, aldığım ücretle ev geçindirmek görevi bize düşüyor. Bir araç sahibi olursam daha da benim için iyi olacak. Yetkililerden destek bekliyorum, destek istiyorum. Bu konuda yardımcı olurlarsa bana çok sevinirim. ERT Televizyonu'nda Doğan Gönüllü ile Siyaset Bülteni programının konuğu Demokratik Sol Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Dr. Recep Erdoğan. ERT Televizyonu'nda Doğan Gönüllü ile Siyaset Bülteni programının konuğu Demokratik Sol Parti Ereğli Belediye Başkan Adayı Dr. Recep Erdoğan. Dr. Recep Erdoğan, Siyaset Bülteni programında gazeteci Doğan Gönüllü'nün sorularını cevaplandıracak. Neden siyasete atıldığından, seçim stratejisine, rakip adayların zayıf ve güçlü yönlerinden, seçim tahminine kadar tüm soruları yönelteceği program Perşembe akşamı saat 21'de ERT ekranlarında olacak. Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlı olması bekleniyor.
ilimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu: Perşembe günü hava sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 11, en düşük hava sıcaklığı 9 derece. Cuma günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 5 derece. Cumartesi günü hava az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 17, en düşük hava sıcaklığı 6 derece. RT Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarını aktarmaya çalıştık. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere, esenlikler dileriz.